değerlendirebiliriz. İki takıma bakıldığı zaman o şekilde değerlendirebiliriz. Önce oyun olarak değerlendirelim. Bakıldığı zaman ilk 10 dakika saha içerisinde biraz tedirgin olan bir takım görüntüsü vardı. Belki de çok fazla aşırı motive olmaktan kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ama golü bulduktan sonra takım özgüvenlik kazanıp daha çok kendi oynamak istediğimiz oyunu iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Birbirinden sonra da takımı tebrik etmek istiyorum çünkü motivasyonunu bozmayıp ikinci golü aramak için gereken hamle saha içerisindeki arzu ve istek de vardı. 2-1'i yakaladıktan sonra belki süreci biraz daha uzatabilmiş olsaydık devreye iyi bir şekilde girmiş olurduk. Çünkü 3-1'i yakalamak için yan taraftan da futbolcularımızdan bu dile istekte de bulunmuştuk. Ama maalesef olmadı. 3-1'den ziyade 2-2 yakaladı rakip. İkinci devrenin ilk 10-15 dakikası bizim adımıza zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü rakibin biraz daha çok baskılı oynayacağını ve en büyük sıkıntının bugün bizim orta sahadaki oyuncularla Beşiktaş'ın kanattaki oyuncular arasındaki oluşan bir sıkıntı. Çünkü bakıldığı zaman Olcay olsun, Gökhan olsun içeriye doğru kat ettiler. Almeyda kanatlara doğru koşu yapıp orta sahadaki futbolculara alan yaratmaya çalıştı. Biz de bunu taktiksel olaraktan maç boyu sürdüremedik. Özellikle de ikinci devre. 3-2'den sonra 3-3'ü yakalamak için hamlelerimiz oldu. Belki de çok fazla risk alarak da bu hamleleri yaptık. Çünkü Kader'in ileri çıkması, Sinan'ın oyunda olması, Björn'ün oyunda olması artı Yasin'in oyunda olması bakıldığı zaman dengesiz durduğunuzu sahada biliyorsunuz ama sonuçta 3-3'ü yakalayabilmek için bütün hamleleri yaptığımızı düşünüyorum. Bu tür karşılaşmalarda da ya 3-3'ü yakalarsınız veya da rakip 4-2 yapar. Nitekim de bu şekil oldu. Ama ben bugünkü takımımızın istek, arzusu ve saha içerisindeki oyundan gayet memnun olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü unutmamamız gereken ki bugün şampiyon adaylarından bir tanesiyle oynadık ve sahada birbirini tanıyan 9 tane futbolcuyla oynadık. Çünkü Atkinson ve Tolga çünkü yabancı şey olaraktan Beşiktaş'ı yeni olaraktan görmemek lazım. Gökhan'la Atkinson haricinde birbirini tanıyan ve bilen oyuncular vardı. Bizde de tamamen yeni bir kadro oluşumu var. Bu da nitekim son maçın 20-25 dakikasında çok iyi bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü yorgunluk belirtileri olduğu zaman konsantrasyondan biraz zaman uzak kaldık. Bugün maçı kaybettik ama bence özgüven adına, oyun adına taraftarlara iyi bir şeyler izlettiğimizi söyleyebiliriz. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bugünkü coşkuyu tribünlerde tekrar görürüz. Ya siz kırmızı kartla ilgili yani benim bir şey söylemem ne değiştirecek? Çok bir şey değiştirmeyecek ama maçın son saniyelerine gelmiş bir karşılaşmada ondan önceki pozisyonlara bakıldığı zaman daha fazla ve daha değişik pozisyonlar vardı değerlendirecek şekilde değerlendirilmedi. Yani hakemin takdiri bilhassa da Beşiktaş gibi üst düzey orta saha olan oyuncular Atkinson'la Fernandes'i zaten söylemem gerek yok. Bana göre Türkiye Ligi üstü bir futbolcusu. Atkinson da buna çok iyi bir katkı sağlamış. Yani bu tür iki tane oyuncuya karşı oynadığınız zaman bizde de ilk defa üçü bir arada oynayan bu sezon oyuncu arkadaşlarımız var. Onların pozisyon değişikliklerinde biraz önce söylemiş olduğum gibi o sıkıntıyı zaten maçtan önce de düşünmüştük. Maç içerisinde de zaman zaman yaşadık. Ama bugünkü yapmış olduğumuz transferle İbriç'le bir nebze olsun bu sıkıntımızı çözeceğimizi tahmin ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Oyuna çok iyi başladığımız söylenemez. Fakat skor avantajımızı özellikle ilk yarıda elimize geçirdikten sonra özellikle istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Yeni oluşan takımlarda bazen çarkın tam anlamıyla çalışamadığı anlar olabilir.
bugün bazı anlarda o günlerden birini yaşadık. Maalesef basit goller yedik. Oyunun ikinci yarısı başladığında oyunun ilk 10-15 dakikasını tutabilseydik istediğimiz alanların daha çok çıkabileceğini, Beşiktaş'ımıza daha çok yüklenebileceğini düşünüyorduk. Fakat ikinci yarının daha başında maalesef gol yedik. Beşiktaş'ın da tabii kaliteli oyuncuları var, kaliteli ayakları var. Onlar da ağırlıklarını sahaya koyduklarında maalesef bu sonuç çıktı. Ümit ediyorum ki oyunun belirli bölümlerinde yaptığımız şeyleri devam ettirdiğimizde, çünkü biz adım adım giden bir takımız, yeni oluşan takımlarda bu tür şeyler olabilir. Daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Yani şimdi Ekrem abi dediği gibi her şey dediğine katılıyorum. Bütün hafta İtman'da çalıştık, duran topları. Beşiktaş'ın savunmasını biliyoruz nasıl oynadıklarını. Ona rağmen iki tane gol attık onlara. İki kere öne geçtik. Ondan sonra yani skoru tutamadık. Birinci gol zaten benim hatamdan birinci golü yedik. Ondan sonra ikinci golü Ekrem abi dediği gibi ikinci yarının başında tutamadık. Tutsaydık yani bence iyi bir maç çıkarabilirdik. Ama istediğimiz futbolu öne koyduk. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi olur diyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.